Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel İmha Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerden ricam, kanala abone değilseniz bir an önce abone olun, ailemize katılın. Çünkü çok yakında çok büyük sürprizlere imza atacağız. Aboneyseniz de bu yayını beğenin. Arkadaşlar bakın, kanalımızda çok ciddi sayıda üyelik hediye ediyoruz. Bu hediyeler daha da artacak gibi duruyor. Benden size tavsiye şu milli ara dolayısıyla izlemediğiniz videoları izleyin. Oynatma listelerini açın. 2 kat hızlı açın. Ne kadar çok video izlerseniz, ne kadar süre geçirirseniz, ne kadar beğeni atarsanız o kadar üyelik alma şansınız artar. Belli mi olur? Belki de çok yakında 100, 200, 300, 400 beğeni, 500 üyelik, 400 üyelik hediye edilebilir. Artı 4, kendinden 400-500 üyelik gelebilir. Benden tavsiye. Ben önemli duyumları bir kez söyler geçerim. Bir kez söyleyip geçiyorum. Stefan Kuntz'tan açıklamalar. Hamile takım teknik direktörü Stefan Kuntz Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Hani İrfan Can'dan için falan konuşuyor. Farklı oyuncular hani ailede yola çıkmanızı sağlıyor diyor kısacası. İrfan Can'ın zor zamanları diyebiliriz diyor. İrfan Can Kahveci için diyor. Zor zamanları diyebiliriz. Bizim için önemli bir oyuncu. Tecrübeli oyunculardan bahsettik ama genç oyuncularımız da var diyor. İsmail Yüksek'i Sevilla maçından önce listemize kattık. Geleceği belliydi. Barış Alper de iyi bir ivme yakaladı. O da buraya gelmeye hak kazandı. Cenk Özkaçar Valencia'da birçok önemli maça çıktı. Kendini geliştiriyor ama Valencia'nın durumu kötü. Bu tarz oyunculara sadık kalmalıyız diyor. Arda Güler, bugün kadroya kimi kattıysak önümüzdeki 2 maçta da bize yardımcı olacağını düşündüğümüz için kattık diyor. Şimdi hani bekara eş boşaması kolaydır ya. Söz konusu Arda Güler olunca herkes diyordu ben olsam oynatırım. Ben olsam 80 dakika oynatırım. Ben olsam 7600-8300 dakika oynatırım. Ben olsam şöyle yaparım diye. Hadi buyurun, meydan sizin. Siz olsanız durumunda şu anda. Hadi buyurun arkadaşlar. Şu anda siz olsanız durumu. Yapın bakalım kıyağınızı. Fenerbahçe'ye flash transfer teklifi. İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Fenerbahçe altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i transfer etmek için devreye girdi. Başka kimler için kimler girmedi ki? Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı devralmasının ardından aslında Fenerbahçe'de çok ciddi bir altyapı yapılanması gerçekleşti. Ve bu yapılanma da karşılığını yavaş yavaş almaya başladı. Genç futbolcular şimdiden Avrupa'nın birçok takımının radarında. 17 yaşındaki savunmacı, güçlü fiziğinin yanı sıra savunmada ayaklarını da iyi kullanabilen genç bir futbolcu kardeşimiz ve son durumu da rakipler tarafından takip ediliyor. İnternete girip yazarsanız zaten Yusuf Akçiçek Transfer Market diye çeşitli şeyleri çıkıyor arkadaşlar. Hani futbol akademimizde burada da çıkıyor. Bu çok mühim değil. Ben size şöyle anlatayım. Futbolcu Fenerbahçe Akademisi'ne transfer olmadan önce Galatasaray altyapısında forma giyiyordu. Hocam o formayı bir kere giydiyse bize yaramaz falan demeyin. Altyapılarda bu çok fazla oluyor. 2019 yaz döneminde Galatasaray'dan ayrıldı. Fenerbahçe'nin yolunu tuttu ve dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. 17 yaşındaki savunmacı şu anda Fenerbahçe altyapısında gözde isimlerden biri. 2016 yılından 2018'e kadar Galatasaray bünyesinde olan genç futbolcu milli takıma da çağrıldı. U17 milli takımımızın 22, 25, 28 Mart 2023 tarihlerinde Antalya'da katılacağı U17 Avrupa Şampiyonası elit tur müsabakaları geniş kadrosunda yer aldı. Tabi burada Emirhan Arkutçu, Samet Seymen Sargın, Yusuf Akçiçek de çağrıldı. Bu arada Emirhan Arkutçu'yu da takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu da çok yetenekli. Tabi Samet Seymen de yetenekli ama özellikle bu. Fulham ısrarcıymış. Genç futbolcu için Fenerbahçe'nin yakın zamanda profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor. İspanyol ekipleri Zaragoza, Osasuna ve Rayo Vallecano'da yakından takip ediyormuş. Bir biz takip etmiyoruz ha. Hep dışarıya bakıyoruz. Şunu alsak, bunu alsak, şöyle böyle diye. Ama elimizdeki değerleri görmüyoruz. İnşallah onları da göreceğiz ya. Aslında var ya, benim hayalimdeki Fenerbahçe ne biliyor musunuz? Sıfır transfer. Sıfır transferli Fenerbahçe hayal ediyorum. Düşünsene altyapını tam bir fabrika yaptığını. Ama bunu fabrika yaparken tabii hani orta sıra takımı değilsin. Şampiyon ve Şampiyonlar Ligi takımı haline dönüşüp altyapını bir fabrika yaptığını. Her sene 3, 4, 5, 6, 7, 8 futbolcu çıkarttığını. Her sene 3, 4, 5'ini sattığını. Böyle bir fabrikaya dönüştüğümüzü düşünsenize. Şu an hani ben Sevilla maçına çok gururlandım biliyor musunuz? Yıllarca biz Avrupa maçına çıkıyorduk. Adamlar oynatıyordu lan. Spa'ya bak, 16 yaşında 17 yaşında çocuk oynatıyor. Heriflere bak lan diyorduk. Altyapılarında ne çocuklar çıkarıyor. Şeyi mesela neydi o? Rafael Varane mesela. Real Madrid çıkarttı, Barcelona maçında oynattı falan. Lan diyorduk heriflere bak, ne topçular çıkartıyorlar altyapılarından. Nasıl güveniyorlar falan. Arda Güler var ya, bizim o oldu. Geçen sene Muhammed Gümüşkaya mesela bizim o oldu. Olmadı mı? Yani o oldu. Çağatay Kurukalıbı biz Hasanpaşa'dan aldık. Bizim altyapıya dahil ettik. A takımda falan oynattık ama diyoruz ki bak altyapımızdan çıktı. Hayır, Kasımpaşa'dan çıktı ama onu bile sahipleniyoruz. İshak Vural mesela aldık, ettik, kiraladık, şey yaptık. Onu bile sahipleniyoruz. Ya çok güzel bir olay. Fenerbahçe'de 3 futbolcuyla ilgili sakatlık açıklaması. Arkadaşlar burada önemli bazı açıklamalarda bulunacağım. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Her türlü hareketimden bir şey çıkarmaya çalışın. Alanya maçında 3 kişi sakatlandı ve açıklama geldi. Kim bu 3 kişi? Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Şimdi burada çok başka bir olay var yalnız. Onu ısrarlı bir şekilde söyleyeyim. Çok başka bir olay var burada. Kore'nin Alanya Spor'la oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumlarıyla ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir. Sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir. Değerlendirmesi. Joshua King, hamstring kas yaralanması. Jayden Oosterwolde, Aşil tendinopatisi. Enner Valencia, diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması. Yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şimdi Luan Peres sakat, tam iyileşmedi. Doğru. Batshuayi kısmen sezonu kapattı denildi ama Beşiktaş maçından inşallah dönecek. Lincoln Enrique o sezonu kapattı bir kere, ondan ümidi kesin. Valencia, Oosterwolde, King 3. Batshuayi, Lincoln, Peres 3 de buradan. 6 futbolcusu sakat bir Fenerbahçe. Hocam niye bunlar bizim başımıza geliyor? Sağlık ekibini değiştirsek, ambulans getirsek falan filan. Önümüzdeki 5 maçımızı da söyleyeyim. Beşiktaş, Karagümrük, Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor. 5'inde de İstanbul'dayız. Başakşehir ve Karagümrük deplasmanlarındayız. Ama 5'inde de İstanbul'dayız. İstanbul dışına çıkmıyoruz. Böyle de bir fikstürümüz var. Hocam kim bu fikstürü ayarladıysa şike yapmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Demeyin. Bunlar sezonun başında belli. Bunu da konuştuk. Milli ara var. Milli aradan sonra Beşiktaş maçı var. Yanlış biliyor olabilirim. Ama yanlış bilmiyorum ya. Beşiktaş maçından sonra da hafta içi Kayseri Spor müsabakası var diye biliyorum. Keşke Beşiktaş maçı Kayseri Spor maçından sonra olsa. Biraz daha futbolcular iyileşti ama durum bu. Doktor Gürkan Kubilay diyor ki Fenerbahçe'nin King, Valencia, Oosterwolde raporuna göre eğer teşhisler kesin ve doğruysa 3'ü de Beşiktaş maçında oynayamaz. Sonrası da sıkıntılı demiş. Sabah gazetesi 3'ünün de derbide oynayamayacağını belirtmiş. Şok demiş. Enner Valencia sakatlığı nedeniyle Ekvador milli takımına katılmayacağını duyurmuş. Sosyal medyadaki tahmini dönüş süreli. Valencia 2 hafta. 2 hafta ise Beşiktaş maçında oynar. 2 hafta sonra. Oosterwolde 3 hafta. Zaten tam kendine gelememişti. Şu ara süreçte Luan Perez ve Ali Oski'nin de kendilerine gelmeleri durumunda hani 1-2 hafta daha idare edilebilir. Joshua King 2-3 hafta arası, ne derseniz deyin. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama Beşiktaş maçında King'in oynamasını isterdim ben. Çünkü ne yapacağı belirsiz bir oyun. Yani maçın kahramanı da olabilir, kötü de gidebilir ama açıkçası isterdim ya. Ne yalan söyleyeyim. King'in oynamasını isterdim. King de 2-3 hafta arası öngörülüyor. Valencia 2 hafta, Oosterwolde 3 hafta, Joshua King 2-3 hafta arası. İşte 2 hafta sonra Beşiktaş maçında ekrana gelen görüntü. Dakika 8 Valencia ile 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Joshua King'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Dakika 24 penaltıdan Valencia durumu 2-0'a getiriyor. Dakika 36 33 soldan Oosterwolde'nin ortasında. Hakem VAR'a gidecek mi? İnceleme sonucu 36'da penaltı kazanıyor Fenerbahçe ve Valencia'nın penaltı golü, skor 3-0. Görür gibiyim. Neyse, geçmiş olsun diyoruz futbolcularımıza. Öyle bir olay var. Ferdi Kadıoğlu. Arkadaşlar dile kolay. 18 maçtır sarı kart sınırında. 18 maç. Herhalde dünya tarihinde böyle bir rekor yok. Ve 18 maçta da savunma oyuncusu olmasına rağmen uzaktan yakından hani sarı kart denilebilecek pozisyonu yok herifin. Genç yaşına rağmen tecrübe böyle bir şey işte. Kazandığı para helal hoş olsun. Yani mücadeleden kaçarak da yapmıyor bunu ha. Yani hep mücadelenin içinde. Bakın 90. dakikada öyle bir pozisyon çıkarttı ki. Hem Samet'in hem Gustavo'nun çok büyük hatası vardı. Maçın kırılma anlarından biriydi. Müthişti. Müdahaleleri hep temiz. Yani bu sınır meselesinden dolayı bence savunma özelliklerini daha da geliştirdi. Daha böyle düzgün oynamaya başladı. Yani Filip Lahm da böyle sezonu 1-2 sarı kartla tamamlıyormuş. Hayırlısı olsun. Hami Mandıralı benim Trabzonspor'dan hani Fenerbahçe'ye transferini en çok istediğim isimlerden biriydi. Keşke derdim hep. Keşke lan bir sezonda olsa Fenerbahçe'de oynasa derdim ama maalesef yani futbolu bırakmıştı. Gerçekten çok isterdim Hami Mandıralı'yı. Tümer Metin'i çok istiyordum Fenerbahçe'den. Allah kabul etti duamı. İzledik. Ronaldo ve Roberto Carlos'u izliyordum. Fazla da şımarıkça istiyormuşum demek ki. Ronaldo sadece Carlos'u izleyebildik. Hami Mandıralı diyor ki şimdi benim izlediğim en büyük futbolcu olacak aday Arda Güler. Güler değil, Arda Güler. Müthiş bir oyuncu bu kardeşimiz. Sevilla maçında da olağanüstü oynadı. Ben onu izlerken keyif aldım. Kendisiyle de zaman zaman telefonla konuşuyorum. Ona tecrübelerimden bahsediyorum demiş. İşte Türk futbolu böyle isimlerle gelişir. İnşallah böyle devam eder. Yüreği, kalbi değişmez. Bu yeteneklerinin üzerine koyarak gider. Oynayarak başarılı olacağını düşünüyorum. Herkes çocuğun arkasından şöyle böyle diyor ama bu çocuk oynayarak güçlenecek. Futboldan anlamayanlar bu yorumu yapmasınlar diyor. Sevgili Hami Mandıralı oynayarak güçlenecek hepimizin kabulü ama hani bir kardeşin olarak şunu söyleyeyim. Belki de bizim bilmediğimiz güçlenmesi gereken bazı yerleri vardır sakatlık babında. Hani bazen de oynamayarak güçlenmesi gereken yerleri vardır. Peşin konuşmayalım. Tabii ki de oynayarak gelişmesini daha doğru olduğunu hepimiz biliyoruz ama peşin konuşmamak lazım. Bu çocuk oynamazsa, süre almasa güçlenemez, güçsüz, kuvvetsiz olur, oynayamaz. Sevilla maçında 70-80 dakika olağanüstü oynadı. Yaptığı şeylere bakıyorsun. Bunlar yapacaklarının da garantisi oluyor. Ben çok keyif aldım Arda'dan diyor. Şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Allah onun annesinden, babasından da razı olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler. Çok güzel bir çocuk. Bu yetenekleriyle daha da büyüyecek. Türk futbolu Arda Güler'den çok şey kazanacak. Belki de Avrupa'da çok büyük takımlarda oynayacak. En yeteneklilerden bir tanesi. Arda bu yolda devam et ve çok çalış aslan kardeşim demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ekleme yapmıyorum. Hocam, Joao Pedro hakkındaki düşünceleriniz nedir? Ya Joao Pedro Fenerbahçe futbolcusu. Doğuma büyüme Fenerbahçe futbolcusu. Yani anasından doğduğunda alnına Fenerbahçe futbolcusu yazılmış. O kadar da değil hocam. O kadar da. Herif kariyerinde sakatlanmayan herif bizde 2 kere sakatlandı. Hem de ciddi sakatlık ikisi de. Yani tam sahaya hazır olmadan sahaya çıktığı için belki de öyle oldu ama sakatlandı sonuç. Her şey bir gün hazırlık maçı var. Muhtemelen bolca izleyeceğiz. 90 dakika izleyeceğiz. Hani eğrisiyle, doğrusuyla, günahıyla, sevabıyla izleyeceğiz. Hani lig maçlarının, o maçlarının biraz daha sertlik dozajı ve içerikleri yüksek ya. Belki de bu maçta daha net daha böyle anlaşılır şekilde Joao Pedro'yu görüntüleyeceğiz gibi geliyor bana. Bilmiyorum ne kadar doğru olur. Ama hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe'de Valencia'da son durum. Hocam söyledik ya az önce. Yok, ondan bahsetmiyoruz. Yeni sözleşmeden bahsediyoruz. Kontrattan. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden ciddi teklifler alan Valencia'nın kafasında soru işaretleri var. Arkadaşlar ben size Türkçesini söyleyeyim. Bizim teklif ettiğimiz paranın 2-2,5 katını teklif ediyorlar. Türkçesi bu. Ancak Fenerbahçe'de çok mutlu Valencia. 2 yıllık 5 milyon euro ile bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edecek ve Fenerbahçe'de kalacak. Ailesi de İstanbul'da çok mutlu. Fenerbahçe istediği teklifi yapmazsa Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifi geri çevirecek diyor. Fenerbahçe yaparsa pardon. Ali Koç'tan Valencia kararı. Ali Koç maaş dengesini bozmak istemiyor. Başkan olarak haklı. Ve maaş politikamız çok katı. Valencia'nın bu seneki ekstrem performansından ötürü biraz daha esnek davranma kararı aldı diyor. 1,7 milyon euro yıllık ücret alan Valencia'ya bonkör bir teklif yapılacak. Ancak bu teklif dahi Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen tekliflere yetişemeyecek. Doğru arkadaşlar, sonuna kadar bu haber doğru. Bak şu ana kadar hepsi doğru. Kuruşu kuruyor, noktası virgül hepsi doğru. Bu sezon 35 maça çıktı. 29 kez fileleri havalandırdı. 4 asist yaptı. Maşallah. 3 gol katkısı. Ve Alanya deplasmanında attığı 2 golle de Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Şimdi Valencia'dan öncelikle iyileşmesini, sonrasında ise Cuma'ya kadar yeni sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Giderse yolu açık olsun. Kalırsa da başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Valencia iyi bir futbolcu. Biz hep rakiplerin futbolcusuna bakıp ulan ne topçular getiriyorlar. Bak işte paraya kıyıp getiriyorlar falan derken kendi değerlerimizde görmezden geliyoruz bazen. Kendi değerlerimizi görelim. Hocam ama çoğunu bu penaltıdan attı. Siz de atın. Atın. Ya penaltıyı atmak kolay bir şey mi zannediyorsunuz? Bak ben yıllarca amatörde orada burada şurada top oynadım. En nefret ettiğim şey nedir biliyor musunuz? Penaltı çekmektir. En nefret ettiğim şey. Hayatta en nefret ettiğim şey penaltı çekmektir. Bak free kick. Kralını kullanırım. Şu iğne deliğinden attığın löpürt diye atarım. Gerçi 6-7 aydır top oynamıyorum ama atarım yani birazcık antrenmanda. Şuradan geçirdiğin oradan geçirir atarım. Ama penaltıyı atamam abi. Nefret ederim. Beceremem. Yok. Yok. Allah vergisi bir şey. Yok. Nefret ederim. Bak normalde düz mantık. John Karev vardı Beşiktaş'ta. Bir yere belirlerdi. Allah ne verirse vururdu. Çat diye. Şutu çekerdi. En temiz, en mantıklı penaltı hamlesi oydu. Onu bile beceremem. Harbi söylüyorum bak. Benden şey yapın. Yani penaltı çekeyim. Hepsini tutarsınız. Çok kolay bir şey zannetmeyin arkadaşlar. Binlerce kişi stadyumda, milyonlarca kişi ekran başında. Hadi atın. Kadınlar derbisi Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 90-72 mağlup etti. Erkekler de 95-80 mağlup etmişti. Yani bir hafta içinde hem erkeklerde hem kadınlarda Beşiktaş'ı mağlup etti. Fenerbahçe inşallah futbolda da 2 hafta sonra mağlup edecektir. İnşallah ve inşallah hat-trick yaparız. 90-72'lik skorla kazandı. İlk dakikalarda Evans ve Elif Bayram'ın sayılarla 7-2 öne geçen Beşiktaş karşısında Fenerbahçe Alagöz Sabali'nin 3 sayılık basketiyle 6. dakikada 15-14 üstünlük yakaladı. Evans ve Kübra'nın 3 sayılarıyla yeniden skor lehine çeviren Beşiktaş savunmada yaptığı hatalar değerlendiren Fenerbahçe 6-0'lık bir seri yakaladı. İlk periyodu 23-23 sona erdirip sonra maçı kazandı. Valencia'yı konuştuk. Bir de Zajc'ı konuşalım. Değil mi? Bir de Zajc var. Yeni sözleşme konusunda. Kritik isimlerden biri de Zajc. Şimdi Altay Winder'la yeni sözleşme imzalandı. Sırada kim var? Zajc var. Miha Zajc. Normal Zajc değil. Miha Zajc. Şimdi Fenerbahçe'de mutlu. Ancak size haftalardır, belki de aylardır şunu söylüyorum. Gidip kalmak arasında gitmiyor, gelmiyor. İtalya'dan teklif bekliyor. Bizim verdiğimizi vermiyorlar. Başka takımlara gitme niyeti var mı? Var. Ama bizim sunduğumuz teklifi sunmuyorlar. Bizden istediği yüksek falan filan değil. Aslında Zajc kalmak istiyor ama eşi gitmek istiyor. Zajc'a da biz dedik ki oğlum bak eşinin ağzının ortasına bir tane yani ağzının ortasına değil canım. Ağzının ortasına bir tane pırlanta al. Tek taş. De ki burada kalalım de. O kalır de. Şu an Zajc görüşmeleri Sercan Hamzoğlu da belirtmiş dün itibariyle. Çok iyi gidiyor maşallah. Hani sözleşme uzatıldı desek yalan söylemiş olmayız ama resmi imza atılana kadar her transfer hani her transfer iptale yakındır sözleşme imzalanana kadar. O yüzden şey yapmayalım. Ya, pürüzden halledildi diyor. Şimdi bir de değer kazanmaya başladı. Yani futbolcunun meziyetleri gelişti. Jesus'u tam manasıyla anladı. Ki Jorge Jesus faktörü çok başka bir faktör. Arkadaşlar bakın. Adam bize gelmeden önce değerliydi. Geldikten sonra değersiz yapmaya çalışıyoruz. Ya koskoca Jesus. Yani adını duyduğunuz zaman başka bir takımda futbolcu olsanız sizi Jesus istiyor deseler yani şeyiniz değişir. Yönünüz, yönteminiz değişir. Yani beni istiyorsa gideyim. O adam değer katar diye. Özellikle genç futbolcular. Bakın biz şu anda var ya bu sene evet bazı sıkıntılar yaşadık. Yani nasıl sıkıntılar yaşadık? Transferde mesela sanki sona kalmış çöpleri aldık gibi bir görüntü oldu. Ama bu sene kendin belirleyeceksin. Düşünsene Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bir senaryo düşün. İnşallah Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu senaryo. Yani futbolcu alırken hem Şampiyonlar Ligi etiketi hem de Jorge Jesus etiketiyle alacaksın. Çok şanslı olacağız. Da söyleyeyim. Şimdi Jesus, Zajc'ın karakterini, uyumunu, takım içindeki arkadaşlarını överek raporladı diyor. Zaten son zamanlarda da forma şansını almaya başladı. Bu sezon 24 maça çıkıp 3 gol 2 asistlik katkı sergiledi. Ancak gol ve asist şu bu katkılarının çok bir önemi yok. Zajc için önemli olan takıma katkısı. Aldığı role katkısı. Bence bu sezon Zajc aldığı rolleri başarıyor. Ha şunu da söyleyeyim. Çok mükemmel böyle yere göre sığdırılmayacak yetenekli bir futbolcu mu? Bence değil. Ama çöpün içine sokulacak da bir futbolcu değil. İllaki bir yetenek var. İllaki bir güç var. İllaki bir oyun görüşü var. Orta sahaya kattığı dinamizm var. Ama biraz da şunu belirtmekte fayda var. Futbolcumuzun da sözleşme uzatması durumunda tabii ki de takım içindeki rolü daha da etkin olacak, daha da farklı olacak ve daha da farklı düşünceler olacak. Şöyle bir soru geliyor bana. Bunu cevaplamazsam çatlarım. Hocam diyor bak Valencia'yla uzatalım. Ne istiyorsa verelim. Zajc'la da uzatalım. Ne istiyorsa verelim. Sezon sonu değil ki bunlar satlık. Lan siz ne kadar çakalsınız. Siz ne kadar çakalsınız. Sizi sahtekarlar sizi. Yalnız ben bir duyumu hatırlatmak istiyorum. Geçen sezonun başında yani bu sezonun başında daha doğrusu 2022-23 sezonunun başında Valencia'ya 7 milyon euro teklif geldiydi. Ve Fenerbahçe yönetimi kabul etmedi. Ben bunu üyelere söyledim. 7 milyon euro teklif geldi. Yönetim kabul etmedi derken Jesus kabul etmedi. Zajc içinde 4,5 teklif geldi. Yine kabul etmedi. Mert Hakan için 6,5 teklif geldi. Kabul etmedi. Ben sadece şunu söyledim. Ben olsam Zajc'ı da satarım. Mert Hakan'ı da satarım dedim. Valencia için 7,5. Benim için iyi para dedim. Ben olsam satarım dedim. Yani 4,5. Zajc 6,5. Mert Hakan 11. 7,5'da 7,5'da 7 diyelim 11. 7'de Valencia için 18 milyon euro. 3 tane futbolcu 18 milyon euro. Çok iyi paraydı. Şimdi bugün itibariyle söylüyorum. İyi ki Valencia'yı satmamışız. İyi ki Zajc'ı satmamışız. Keşke Mert Hakan'ı satsaydı. İşte bazı şeyleri zamana bırakmak lazım. Yani kim bilebilirdi Valencia'nın böyle bir performans sergileyeceğini? Ha ben bilebilirdim. Niye bilebilirdim? Jesus'un her gittiği takımda hücum hattı daha golcüleşiyor. Benim bu sene en çok şaşırdığım tek isim İrfan Can Kahveci. Niye? Bak Emre Mor gol atıyor, asist yapıyor. Az da oynasa yapıyor. Rossi zaten takır takır gol asist yapıyor. Lincoln sakatlanmadan önce gol asist süper. Joshua King artmaya başlamıştı. Pedro sakatlık çok saymıyoruz. Batshuayi 15'i geçti. Valencia gol asist 33'ü geçti. Çok güzel. Hani Arda Güler aldı başını gidiyordu. Mert Hakan zaten sakatlık falan. Zajc katkı yaptıkça yapıyordu. İsmail, Arao, hani Crespo asist. Tek şaşırdım İrfan Can Kahveci. Çünkü duran top becerisi var, free kick var, korner kullanabiliyor, gol, asist, uzaktan şut. Ben İrfan daha fazla yapar diye bekliyordum. Tek hayal kırıklığı İrfan'da. Onu söyleyeyim. Zajc uzatırsa ki uzatacak gibi gözüküyor. Valencia uzatırsa uzatacak gibi gözüküyor. Crespo'da bir ekleme yapacak gibi geliyor arkadaşlar. Onu da menajeriyle anlaşıldıydı diye duydum en son ama devamı gelmedi. En azından Fenerbahçe'nin eli rahatlar, futbolcuların psikolojisi düzelir, kafalarında gitme değil de bu takıma aidiyet duygusu gelişir. Yaz transfer döneminde de kapımızı çalan teklifler olursa da en azından değerlendiririz. Mesela bir 6 ay Bayındır'la sözleşme imzaladın. Ajax'ın gündeminde deniliyor. Gündeminde ise buyursun bassın parayı alsın. Bassın parayı alsın. Mesela Rossi Alanya maçında 13 kilometre koşmuş. Saygı Fenerbahçe taraftarında biraz kendi futbolcusunu çok kötüleme yönlü eğilim var ya maalesef. Çok. Başka takıma gittiği zaman da bak bizde böyle oynamıyordu diyorsa. Hayır bizde de öyle oynuyordu. Mesela Berisha. Bir tek sen övüyorsun hocam Berisha'yı diyorlardı. Rossi'yi bir tek sen övüyorsun. Hiç kimsenin övmediği futbolcuları sen övüyorsun. Aynı Berisha Alman milli takımına seçildi. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah kanala abone olursunuz. Videoyu beğenirsiniz. Desteklerinizi eksik etmezsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.